Merhabalar. Maddenin halleri, ısı alışverişi ve ısı grafikleriyle yine birlikteyiz. LGS'de bu konudan ilgili iki tane soru geliyor arkadaşlar. Bu konuya iyi bir hazırlanmamız gerekiyor. İyi bir çalışmamız gerekiyor. Bol bol soru çözmemiz gerekiyor. Hemen konuya başlayalım arkadaşlar. Maddenin hal değiştirirken molekülleri bir arada tutan bağlar kopar ve moleküller birbirinden uzaklaşır ya da birbirine yaklaşır. Moleküller hızlanır ya da yavaşlar. Erime ve buharlaşma olayları için madde çevrede ısı alır arkadaşlar. Erimesi için ve buharlaşması için madde çevreden ısı alırken, donma ve yoğuşma olaylarında ise madde çevreye ısı verir. Bunların ikisini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Katı maddenin sıvı hale geçmesi için erir. Buna bir erime olayı diyoruz ve ne yapar? Isı alır arkadaşlar. Erimenin tam tersi ne? Donma. Donma da sıvı halden katı hale geçmeye donma denir ve madde ne yapar? Isı verir arkadaşlar. Buraya çok dikkat ediyoruz. Katı halden gaz haline geçmeye süblimleşme. Örneğin naftalin. Gaz halden katı hale geçmeye kıraalaşma denir. Örneğin sabahleyin bitkilerin üzerindeki kıraalar, donmuş buzları görürsünüz. Sıvı halden gaz hale geçmeye buharlaşma, gaz halden sıvı hale geçmeye ise yoğuşma. Yani yağmurun oluşması bir yoğuşma olayıken suyun buharlaşması bir buharlaşma olayıdır. Mesela çiğ bir yoğuşma olayıdır arkadaşlar. Burada bilmemiz gereken en önemli şey erime ve buharlaşma olayları için madde ısı alır. Bir de süblimleşme arkadaşlar. Donma, yoğuşma olaylarında ise madde çevreye ısı verir. Örnekle devam edelim. Bir maddenin 1, 2, 3 halleri verildiğine göre arkadaşlar maddenin halleri vermiş ve taneciklerin hareket enerjisi verilmiş. Bir maddenin fiziksel halleri 1, 2, 3 ile aynı maddenin taneciklerinin sahip olduğu hareket enerjileri arasındaki ilişki hangi grafikte ve gösterilmiştir? Arkadaşlar aynı maddenin taneciklerin hareketliği en fazla olan nedir? Gazdır. En az olan katıdır. O halde cevabımız 2 gaz, 3 katı olan hangi şık? 2 gaz, 3 katı. Bu da ne olacaktır? 1 de sıvı, yani cevabımız B şıkkı olacaktır. Erime ve donma ısısı. Arkadaşlar biz 1 gram buzu 1 gram su haline getirebilmemiz için vermemiz gereken ısıya erime ısısı denir. Erime ısısı, erime sıcaklığındaki 1 gram saf katı maddenin aynı sıcaklıkta 1 gram sıvı hale geçmesi için alması gereken ısıdır. Erime ısısı LE ile gösterilir arkadaşlar. Birimi jul bölü gramdır. 1 santigratçe 1 gram buzun 1 santigratçe 1 gram su hale gelmesi için alması gereken ısı 344 jul'dür arkadaşlar. Baktığımızda saf maddelerin erime ısıları donma ısılarına eşittir. Erime ısısı eşittir donma ısısı arkadaşlar. Erime ısısı ve donma ısısı saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Yani tüm maddelerin erime ve donma ısısı birbirinden farklıdır. Erime ve donma ısısı maddenin kütlesine ve cinsine bağlıdır arkadaşlar. Baktığımızda demirin erime ve donma ısısı, civanın erime ve donma ısısı, buzun erime ve donma ısısına bakıyoruz. Arkadaşlar peki biz maddenin ne dedik? Kütlesine ve cinsine bağlıdır. Bir maddenin erimesi için ne kadar verilmesi gereken ısı? Q eşittir. Q neydi arkadaşlar? Isı. Ne kadar ısı vermemiz gerekir? Neyine bağlı? Kütlesine. Yani M kütle çarpı LE erime ısısı. Peki bir maddeyi biz dondurmak istiyorsak ne kadar ısı vermesi gerekir arkadaşlar? Q bu alma, bu da ne olacak? Vermesi gereken ısı. Q eşittir M çarpı LD. Donduğu zaman ne verecekti? Isı verecekti arkadaşlar. Ne kadar ısı verdiğini bulmamız gereken formülde Q eşittir M çarpı LD arkadaşlar. Donma. Erime ve donma ısılar birbirine eşittir. Arkadaşlar sorularda LE ve LD yani erime ısısı ve donma ısısını verirler. Fakat LGS'de arkadaşlar bu formülle ilgili soru çıkmıyor. Ek bilgi olsun diye verdim. Şimdi erime sırasında maddeler çevresinden ısı alıyordu. Donma sırasında maddeler çevreye ısı veriyordu. Bununla ilgili günlük hayatta kullandığımız örneklerden çıkıyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Soğuk kış günlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında düştüğü bölgelerde meyve ve sebzelerin donmasını engellemek için meyve ve sebze depolarına içi su dolu variller konulur arkadaşlar. Bu variller su donarken çevreye ısı vereceği için deponun içerisindeki sıcaklık sıfırın santigratın üzerinde kalır ve meyveler donmaz. İkinci örneğimiz kar yağdığı esnada su katı hale düştüğü için çevreye ne verir? Isı verir arkadaşlar. Kar yağarken hava ne olur arkadaşlar? Çok soğuk
Olmaz. Hava ne olur? Ilık olur arkadaşlar. Bir süre sonra yeryüzündeki kar erimeye başladığında ise buz çevreden ısı almadığı için hava ne? Isı alacağı için hava soğur arkadaşlar. Kar yağarken biz kar topu oynarken üşümeyiz. Fakat karlar erirken karın üzerinde dolaştığımızda ise çok üşürüz arkadaşlar. Buharlaşma ve yoğuşma ısısına geçelim. Kaynama sıcaklığındaki 1 gram saf maddenin aynı sıcaklıkta 1 gram gaz haline gelmesi için alması gereken ısıya buharlaşma ısısı denir ve LB ile gösterilir arkadaşlar. Birimi yine jül bölü gram. Arkadaşlar biz 1 gram su var elimizde. Buna vermemiz gereken ısıya Q diyoruz. Q eşittir. Neyine bağlıydı? Kütlesine ve buharlaşma ısısına LB. Ne kadar ısı vereceğimizi nasıl buluruz? Q eşittir. M çarpı LB formülüyle buluruz. Arkadaşlar saf maddenin buharlaşma ısısıları, yoğunlaşma ısıları nedir? Eşittir arkadaşlar. Farklı maddelerin buharlaşma ısıları birbirinden farklıdır. Bu da neyi gösterir bize? Ayırt edici özellik olduğunu gösterir arkadaşlar. Peki buharlaşma ve yoğuşma ısısı maddelerin kütlesine ve neyine bağlıdır? Cinsine. Yani her bir maddenin, cinsin buharlaşma ve yoğuşma ısısı birbirinden farklıdır. Bakın asetonun, alkolün, eterin ve suyun buharlaşma ve yoğuşma ısıları bu şekilde. Peki bir maddenin yoğuşması için dışarıya vermesi gereken ısıyı nasıl buluruz? Q eşittir M çarpı L'ye, Y yoğuşma ısısıyla buluruz. Dışarıya ne kadar ısı vermesi gerektiğini bu şekilde buluruz arkadaşlar. Soruyla devam edelim. Yandaki grafikte bazı saf maddelere ait buharlaşma ısıları verilmiştir. Bu maddelerin buharlaşma sıcaklığında eşit kütlelerden alınıp özel sıcaklıkları ısıtıldığında en önce tamamen buharlaşır. Arkadaşlar baktığımızda grafiğe buharlaşma ısısı en küçük olan nedir? M'dir. O halde M'ye vermemiz gereken ısı en azdır ve ilk buharlaşacak madde nedir? M'dir. Yani cevabımız M'dir. En son madde ise ne olur? Ne olur? En sonu sorsaydı cevap ne olacaktı? Şimdi cevabımız M olacaktır arkadaşlar. M maddesinin buharlaşması diğerinden küçük olduğu için M maddesi hepsinden önce buharlaşacaktır. Örnekle devam edelim. Maddelerin tamamı buharlaşmadığına göre son durumda hangi maddeden kalan sıvı kütlesi en büyüktür? Arkadaşlar su, aseton, alkol, eter yukarıdaki bazı maddeleri buharlaşma ısıları verilmiştir. 4 ayrı kaba bu maddeler eşit kütlelerde konulup kaplar özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. Bu maddeler konulmuş ve özdeş ısıtıcılar ısıtıyor. En fazla hangisi kalacaktır? Su kalacaktır. Çünkü suya verilmesi gereken ısı en fazla olacaktır ve kapta en fazla ne kalacaktır? Su kalacak. Peki en az hangisi kalır deseydi eter olacaktı. Çünkü eterin buharlaşma ısısı en az arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olacak. Yine buharlaşma sırasında maddeler çevreden ısı alır. Yoğuşma sırasında işte maddeye ne verirdi arkadaşlar? Isı verir. Burası önemli. Peki bunlarla ilgili günlük hayattaki örnekleri çıkıyor. Hemen bunlara bakalım. Yazın dükkanların önüne su serpilmesinin nedeni buharlaşan suyun yerden ısı alması ve ortamı ne yapmasıdır? Serinletmek içindir. Yine arkadaşlar elimize kolonya döktüğümüzde bir süre sonra serinlik hissetmemizin nedeni kolonyanın buharlaşırken elimizden ısı almasıdır. Üçüncü örneğimiz güneşe bırakılan kesilmiş karpuzun soğumasının nedeni buharlaşan sıvının karpuzdan ısı alması ve karpuzu soğutmasıdır. Yine testideki suyun soğuk kalmasının nedeni testiden sızan suyun buharlaşırken testiden ısı almasıdır arkadaşlar. Bu şekilde testide soğuk su kalmış olur. Denizden ya da havuzdan çıkınca üşüme hissederiz. Bunu da nedeni arkadaşlar su buharlaşırken vücudumuzdan ısı alacağı için biz ne yaparız? Üşümeye başlarız. Altıncı örneğimiz ateşlendiğimizde alnımızda serinlememiz için ıslak bez konulur. Bu bez ne olacaktır? İçerisindeki suyun buharlaşması için alnımızdan ısı alacaktır. Ve ne olacaktır? Alnımız, vücudumuz serinleyecektir. Arkadaşlar sıvılar belirli bir donma ve kaynama noktaları vardır. Saf maddelerin içerisinde başka maddeler eklenirse kaynama noktası yükselir ve donma noktası ne yapar? Düşer arkadaşlar. Arkadaşlar bunlarla ilgili de yine sorular çıkıyor. Kaynama noktası yükselmesi ve donma noktasının düşmesi için biz günlük hayatta işlemler yaparız. Bunlara örnek verelim. Karlı günlerde yollara tuz dökülür. Bunun sebebi suyun donma noktasını düşürüp -10 santigrat dereceye düşürmemizdir. Suyun daha geç donmasını sağlamak için biz ne yaparız arkadaşlar? Tuz içerisine tuz dökeriz. Yine ikinci örnekte yemeklere atılan tuz piştikten sonra atılması daha uygundur. Neden? Saf suya tuz atıldıktan sonra kaynama noktası yükselecektir. Pişmekten önce atılırsa arkadaşlar ne olur? Daha geç sürede kaynayacaktır ve daha çok enerji kaybına neden olacaktır. Pişmeye yakın bir şekilde atarsak ne olur?
daha çabuk kaynar yemeğimiz, daha çabuk pişer. Çok soğuk günlerde uçaklar ve uçak pistleri alkolle yıkanır. Bunun sebebi suyun donma noktasını düşürüp suyun daha geç donmasını sağlamaktır arkadaşlar. Uçaklar uçtuğunda donmasını önlemek için arkadaşlar alkolle yıkanır. Çünkü daha düşük sıcaklıklarda donmayı sağlamak için. Yine kış aylarında arabalara ve radyatöre sularına ne koyarız arkadaşlar? Antifriz koyarız. Neden? Radyatörümüz arabamızdaki suyun donmasını geciktirmek için. Yani arkadaşlar antifriz koyduğumuzda eksi 15 santigrat dereceye kadar ne yapıyor? Donmuyor. Arkadaşlar donmayı geciktirdiğimizde saf bir maddenin erime grafiği bu şekildeyken arkadaşlar içerisine karışım yaptığımızda ne oluyor? Grafik bu şekilde oluyor. Bu da çıkabiliyor arkadaşlar. Bakın grafik hal değiştirirken de farklı şekilde olduğu için biz maddelerin erime ve donma noktasını bu şekilde değiştirebiliyoruz. Örnekle devam edelim. Tabloya bazı maddelere ait buharlaşma yoğunlaşma ısısı verilmiş. Buna göre yoğunlaşma sıcaklığında bulunan eşit kütleli bu maddelerin tamamen yoğunlaşmaları için çevreye verdikleri ısılar arasındaki grafik nedir diyor. Arkadaşlar baktığımızda yoğunlaşması için çevreye verilen ısı en fazla ne de olacak? Z'de. En az Y'de. Yani Z en büyük, Y en küçük. Hangi şıkta var bu? A şıkkında var. Cevabımız A şıkkı olacak. Hal değişim grafiklerine geçelim arkadaşlar. Öncelikle ısınma grafiği. Arkadaşlar ısınma olduğunu nereden anlıyoruz? Sıcaklığın artmasından. Yani bu şekilde sıcaklık artıyorsa ısınma grafiğidir. Grafiğe baktığımızda dikey sütun sıcaklık, yatay sütun zaman grafiği ve sıcaklık bölümüne baktığımızda İlk sıcaklığımız hemen bakıyoruz eksi 10 santigrat derecede bir madde arkadaşlar ne oluyor? Isı alıyor. Isı aldığı zaman ne olacak arkadaşlar? Sıcaklığı artacak. Peki ne kadar ısı aldığını bulmamız için neyi bu formülümüz ne? Q eşittir m çarpı delta t. Madde birinci bölümde arkadaşlar şu bölümde katıdır ve maddenin sıcaklığı artıyor arkadaşlar. Bakın maddenin sıcaklığı artıyor. Arkadaşlar hal değişme sırasında sıcaklık sabit kalır. Yani düz kalır. Biz bir maddenin hal değiştirdiğini nereden grafikte düz olan kısımlar hal değiştirmedir. Oraya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Peki hal değiştirme sıcaklığı yani erime sıcaklığı kaçtır? 10 santigrat derecedir. Peki madde erime sıcaklığını nasıl buluruz? Q eşittir m çarpı LE yani erime ısısından buluruz. Peki madde bu ikinci bölümde hangi haldedir? Katı ve sıvı haldedir. Yani katıdan sıvıya dönüşme, hal değiştirme arasındadır. Madde katı ve sıvı karışımıdır. Sıcaklığı değişmez, düz kalır. Buraya önemli hal değiştirdiğini bu şekilde anlarız. Üçüncü kısma baktığımızda artık katıdan sıvıya dönüşmüştür ve sıcaklığı artıyordur. Ne kadar sıcaklığın arttığını, ne kadar ısı verildiğini biz Q eşittir m çarpı delta t formülüyle buluruz. Sonra maddemiz arkadaşlar kaynama yani buharlaşma. Bakın hal değişimi. Buharlaşma sıcaklığı kaçtır diye sorulduğunda 80 santigrat derecede. Peki buharlaşma sıcaklığını nasıl buluyorduk? Q eşittir m çarpı LB formülüyle. Düz yine. Burada da madde ne olmuş? Hal değiştirmiş. Sonra arkadaşlar hal değiştikten sonra sıcaklığın ne kadar arttığını, ne kadar ısı verildiğini nereden buluyoruz? Q eşittir MC T formülüyle buluyoruz. Artık madde burada nedir? Gazdır ve Q eşittir ne kadar ısı verildiğini Q eşittir m çarpı T delta T formülüyle buluruz. Arkadaşlar düz olan kısımlar hal değiştirmedir. Bu grafiğe baktığımızda kaç defa hal değiştirmiştir? Birinci hal değiştirme, ikinci hal değiştirme. Birinci hal değiştirme erime, ikinci hal değiştirme ise nedir? Buharlaşmadır. Bu grafiğe baktığımızda, ısınma grafiğine baktığımızda bunları bilmemiz gerekir. Şimdi soğuma grafiğine bakalım. Arkadaşlar soğuma olduğunu nereden anladık? Bakın sıcaklığı gittikçe düşmüş. Peki ilk sıcaklığı kaç? 95 santigrat derecede. Son sıcaklığı eksi 10 santigrat dereceye düşmüş. Maddeye baktığımızda öncelikle gaz halinde ne kadar ısı verdiğini bakın hangi formülle buluruz? Q eşittir mc delta t formülüyle buluruz. Burada madde hangi halde? Gaz halde. Peki sıcaklığı azaldığında 80 santigrat dereceye geldiğinde madde ne olacak? Hal değiştirecek. Hal değiştirdiğinde grafik ne olacak? Düz bir şekilde olacak. Peki bu hal değişim ısısını kaybettiği ısıyı hangi formülle buluyorduk? Q eşittir m çarpı ly formülüyle. Peki maddemiz tamamen sıvı hale geldi. Yine sıcaklığı düşmeye başlayacak. Burada maddemiz ne kadar ısı kaybettiğini Q eşittir mc delta t formülle buluyoruz. Sonra maddemiz 10 santigrat dereceye geldiği zaman ne yapacak? Artık donmaya başlayacak. Yavaş yavaş donacağı için burada hal değiştirecektir. Ve sıcaklığı ne olacaktır? Sabit kalacaktır. Burası çok önemli.
Arkadaşlar sıcaklık sabit kaldığı ve maddemiz Q eşittir M çarpı L'de donma ne kadar ısı verdiğini bulmamız için bu formülü kullanıyoruz. Daha sonra arkadaşlar tamamıyla maddemiz donduktan sonra yine sıcaklığı düşmeye başlayacaktır. Ne kadar ısı kaybettiğini Q eşittir MC delta T formülüyle buluruz. Maddemizin ilk sıcaklığı 95, son sıcaklığı eksi 10 santigrat derecedir. Yine bu grafiğe baktığımızda maddenin arkadaşlar iki defa hal değiştirdiğini görebiliyoruz. Bunun bir soğuma eğrisi olduğunu ve maddenin 80 santigrat derecede hal değiştirdiğini ve eksi 10 santigrat derecede hal değiştirdiğini bu grafiğe baktığımızda bilmemiz gerekir. Örneklerle devam edelim arkadaşlar hal değişim grafiği örneklerine. Baktığımızda arkadaşlar grafiğimizde 1, 2, 3, 4, 5 alanları var. Isı enerjisi alan bunun ne olduğu ısınma. Nereden anladık? Sıcaklığı yükseldiğinden anladık. Arkadaşlar ilk sıcaklık kaç? Eksi 20. Son sıcaklık kaç? 120 santigrat derece. Peki maddemiz 0 santigrat derecede ve bakıyoruz sabit kaldığı yerler 0 santigrat derece ve 100 santigrat derecede ne yapmış? Hal değiştirmiş. Okuyalım. Isı enerjisi olan maddeler eğer hal değişimi sıcaklığında değilse zamanla sıcaklıkları artar. Hal değişimi noktalarına geldiğinde madde sıcaklığı ısı enerjisini hal değişimine harcadığı için aldığı ısıyı arkadaşlar neye harcıyor? Hal değişimine aldığı için sıcaklık ne olacaktır? Sabit. Çünkü aldığı ısıyı neye harcıyor? Hal değişimine harcıyor. Yandaki grafikte eksi 20 santigratte buzun 120 santigratte ısıtılması gösterilmiş. Arkadaşlar buz ne diyor? 120 santigrat dereceye kadar yükselmişse kaç defa hal değiştirmiştir? 2 defa hal değiştirmiştir. O halde bu birinciyi kendisi vermiş. Birinci halde katı ve sıcaklık artıyor. 2, 3, 4, 5'i de biz yazalım. Arkadaşlar ikinci de ne yapıyor? Eriyor. Yani katı sıvı ve sıcaklık nedir? Sabittir. 3'te sıvı haldedir artık. Ne yapacaktır? Sıcaklığı artacaktır. Maddenin hali nedir? Sıvıdır. 4'te hal değiştiriyor, sıcaklık sabit ve madde ne olacaktır? Sıvı gaz halde olacaktır. 5'te ise artık hepsi ne olmuştur? Gaz haline gelmiştir ve sıcaklığı artacaktır. 5'te ise gaz ve artar olacaktır. Arkadaşlar yine bir soğuma eğrisine bakalım. Yine soğuma eğrisinde ilk sıcaklığı 120 santigrat derece ve son sıcaklığı eksi 20 santigrat derecedeki bir maddenin soğuma eğrisini inceleyelim. Isı enerjisi verilen maddeler eğer hal değişimi sıcaklığında değilse zamanla sıcaklıkları azalır. Hal değişim noktalarında ise sıcaklık ne olacaktır? Sabit kalacaktır. Sabit kaldığı noktalarda hal değiştirmiştir. Buraya çok dikkat ediyoruz. Yandaki grafikte 120 santigrat derecedeki su buharının 20 santigrat derece kadar soğuma verilmiştir. O halde biz arkadaşlar B, C, D, E zamanlarındaki hallerini ve sıcaklığın azalıp azalmadığına bakalım. B halinde arkadaşlar ne olacaktır? Madde A halinde gaz halde ve sıcaklığı azalırken B'de sıcaklık sabit ve gaz sıvı halde olacaktır. Artık yavaş yavaş sıvı hale geçiyor. C'de ise sıvı halde ve sıcaklık ne olacaktır? Azalacaktır. Bakın C'de sıcaklık ne olmuş? Azalmış ve sıvı halde. D'ye baktığımızda arkadaşlar sıcaklık sabit ve artık maddemiz sıvıdan katıya doğru. Yani katı sıvı olacaktır ve sıcaklık sabit olacaktır. E'de ise sıcaklık artık azalacak ve maddemiz hangi halde olacaktır? Katı halde olacaktır. Arkadaşlar eksi 5 santigrattaki buzun 80 santigrattaki su haline dönüşümü. Arkadaşlar burada hal değişim bir defa var. Yani bir defa sabit kalacak. Bunu bir kere anlayacağız. İlk sıcaklık eksi 5, son sıcaklık 80 santigrat oluyor. Ve bu ne olacaktır? Isı alan bir grafik. Yani sıcaklık ne olacaktır? Artan ısınma eğrisi olacaktır. Hemen grafiğimizi çizelim. Eksi 5 santigrat derecede bir defa hal değiştirecek. Çünkü buzun su diyor bir defa hal değişim var. Buradan da anlayabiliriz. Ne olacaktır? Hal değişimde sıcaklık sabit olacaktır ve 80 santigrat dereceye kadar yükselecektir. Hemen bir grafik daha çizelim. 105 santigrattaki su buharının buza dönüşümü. Arkadaşlar burada su buharı hemen katıya dönüşmez. Öncelikle neye dönüşecektir? Sıvıya yani suya. Daha sonra buza dönüşeceği için iki defa hal değişimi olacaktır. Hemen grafiği çizelim o halde. 105 santigrat derecede 100 santigrat derecede ne olacaktır arkadaşlar? Birinci hal değişim, ikinci hal değişimidir. Burada nedir maddenin hali? Gaz. Burada gaz artı sıvı. Sıvı. Burada ne olacaktır? Sıvı. Burada sıvı artı katı. Burada madde hangi halde olacaktır? Katı halde olacaktır. Arkadaşlar yine grafik sorularla devam edelim. Yandaki saf maddeye ait sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Grafiğe bakarak aşağıdaki soruları ne yapalım? Cevaplayalım. Maddenin hal değişim sıcaklıkları hangisidir? Arkadaşlar maddenin hal değişim sıcaklığı birincisi erime sıcaklığı 30.
kaynama sıcaklığı 140. Bakın sabit kaldığı noktalara bakıyoruz. Hemen birincimizin cevabı erime 30, buharlaşma 140 olacaktır. İkinci, madde kaçıncı dakikalar arasında katı sıvı ve sıvı gaz halinde? Arkadaşlar, katı sıvı yani erime kaçıncı dakikalar arasında? 2-4. Dakikalar arasında eriyor. 11 ve 16. dakikalar arasında ise ne yapıyor? Buharlaşıyor. Yani hal değiştiriyor. Hemen cevabımızı katı sıvı halde 2-6, 11 ve 16. dakikalar arasında ne oluyor? Buharlaşıyor. Erime ve bu buharlaşma kaç dakika sürmüştür? Arkadaşlar baktığımızda kaç dakika sürmüş? 6'dan 2 çıkarsa 4 dakika sürmüş. Burada ise 16'dan 11 çıkarırsak 5 dakika sürmüştür arkadaşlar. Erime 4 dakika, buharlaşma ise kaç dakika sürmüştür? 5 dakika sürmüştür. Hemen yazıyoruz erime 4, buharlaşma 5. Sorulara devam edelim arkadaşlar. Bu grafikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Hemen sorulara bakalım. Maddenin erime sıcaklığı 0, bakıyoruz erime 0. Kaynama sıcaklığı 100'dür, bakıyoruz 100. Birinci A şıkkı doğru. 5. dakika maddenin bir kısmı katı, bir kısmı sıvı. Bakıyoruz 5'te. 5 burası arkadaşlar. Katı, sıvı. Bu da doğru arkadaşlar. 14. dakikada madde sıvı halde, bakıyoruz 14'te. Burada sıvı halde, doğru arkadaşlar. D'ye bakıyoruz. Maddenin kütlesi daha büyük olsaydı 0 santigrat dereceden daha yüksek bir sıcaklıkta erimeye başladı. Bu yanlış arkadaşlar. Erime sıcaklığı, donma sıcaklığı değişmez. Sadece süresi değişir. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Sorularla devam edelim. Buna göre erime olayı grafikte numaralandırılmış kısımlardan hangisinde gerçekleşir? Arkadaşlar baktığımızda maddemiz ısınmış, bir ikinci ve dördüncü dakikalarda hal değiştirmiştir. Saf bir katının diyor. O halde burada katı, burada katı artı sıvı, burada sıvı, burada sıvı artı gaz olacaktır. Bize neyi soruyor? Hangisinde erime olayı diyor. Erime olayı kaçta? 2'de gerçekleşmiştir arkadaşlar. Buharlaşmada 4'te gerçekleşmiştir. Sorularla devam edelim. Buna göre kaptaki maddenin soğutulmaya başladığı andan itibaren sıcaklık zaman grafiği hangisi gibidir? Suyun deniz seviyesinde 0 santigrat derecede donduğu, 100 santigrat derecede kaynadığı bilinmektedir. İçerisinde 100 santigrat derecede su buharı. Arkadaşlar 100 santigrat derece ise nedir? Tam hal değiştirme sıcaklığındadır. Bulunan bir kap soğutuluyor diyor. Soğutuluyorsa arkadaşlar ne olacak? 100'den direkt inmez. Öncelikle hal değiştirecektir. B ve C olabilir. Bu olamaz. Soğutulduğuna göre arkadaşlar ne olacaktır bu? 0 santigrat derece hal değiştirecektir. B de olamaz. Cevabımız ne olacaktır? C şıkkı olacaktır. Burada hal değiştirecektir. Sonra sıcaklığı yine düşecektir. Yine hal değişecektir. Sonra sıcaklığı yine düşecektir. Cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Yine sorularla devam edelim. Buna göre X maddesi ile ilgili aşağıdakilerde ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Başlangıçta katı halde bulunan saf X. Neymiş arkadaşlar? Başlangıçta katı haldeymiş. Hemen yazıyoruz üzerine. Sıcaklığının zamanla değişimi yukarıda verilmiştir. Burada katıysa burada katı artı sıvı, burada sıvı, burada sıvı artı gaz. İki defa hal değiştirmiş. Hemen grafiğe baktığımızda bunları anlamamız lazım. Şıklara bakalım. Birinci zaman anda taneciklerin hareketi artar. Bakıyoruz sıcaklığı arttığı için tanecikler artar. Bu doğru arkadaşlar. İkinci zaman aralığında taneciklerin hareketi artar ve tanecikler arasındaki fiziksel bağlar kopmaya başlar. Hal değişimi olduğu için arkadaşlar bu da doğru. Üçüncü zaman aralığında madde bulunduğu ortamdan ısı verir diyor. Hayır arkadaşlar, sıcaklığı arttığı için ısı alır, ısı vermez. Bu yanlış. Dördüde bakıyoruz. X maddesinin donması sırasında ortama vereceği ısı miktarı ikinci zaman aralığında ortamdan aldığı ısı miktarına eşittir. Arkadaşlar erime ve donma yani L eşittir LD'dir. Yani bu da doğrudur. Hangi şık yanlıştır diyor? Cevabımız C şıkkı olacaktır. Grafikte devam edelim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Arkadaşlar baktığımızda ısıtılan saf bir sıvıya, sıvıymış arkadaşlar. Sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Hemen yazıyoruz. Burada ne olmuş? Sıvı buharlaşmıştır. Yani hal değişimi. Hemen bunu anlıyoruz. Hal değişimi 6 dakika sürmüştür. Arkadaşlar bakalım. 11'den 5 çıkarsa 6. Birinci ifademiz doğru.
dakika dediği zaman hemen zaman sütununa bakıyoruz. 70 dakika hal değiştirmiştir. Evet bakıyoruz. Sabit kaldığı nokta 78. Doğru. 85'te sıvı haldedir. Hayır, 85'te bakıyoruz. Gaz haldedir. Yanlış cevabımız C şıkkı. Yoğuşma sıcaklığı yine 78'dir. Evet. Neydi arkadaşlar? Buharlaşma sıcaklığıyla yoğuşma sıcaklığı, buharlaşma ısısıyla yoğuşma ısısı birbirine eşittir. Bu da doğrudur. Hangisi yanlıştır diyor? Cevap C şıkkı olacak. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.